Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı döneminde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci meclis ve ikinci meclis olarak ikiye ayrıldığını zaten biliyoruz. Şimdiki konumuzda ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve Cumhuriyet'in ilanını inceleyeceğiz. Öncelikle ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının sebeplerini bir inceleyelim. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla tamamlaması ve görevini yerine getirmesi ikinci meclisin açılmasının en temel sebeplerinden birisi. Arkadaşlar 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde açılmıştı ve 1 Nisan 1923 tarihine kadar devam etmişti. Dolayısıyla 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi savaş dönemi meclisiydi. Yani Kurtuluş Savaşı'nı yapan ve bağımsızlığımızı sağlayan meclisti. Bu anlamda artık görevini tamamlaması, başarıyla tamamlaması, Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirip bağımsızlığımızı sağlamasıyla birlikte görevini yerine getirdiğini görüyoruz biz. Bu da ikinci meclisin açılmasına zemin hazırlamıştı. Aynı zamanda savaş sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani 1. Meclis'in yıpranması, 1921 Anayasası'na göre 2 yılda yenilenmek zorunda olan seçim döneminin gelmesi, gerçekleştirilecek inkılaplara zemin hazırlamak için daha dinamik bir meclise ihtiyaç duyulması 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının sebepleridir. Bunun üzerine seçimlerin yenilenmesine karar verildi ve 11 Ağustos 1923'te 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk faaliyetlerine baktığımızda Lozan Anlaşması'nın onaylandığını görüyoruz. Arkadaşlar burada belirtmeliyiz ki Lozan görüşmelerine katılan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileridir. Yani Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde Lozan görüşmeleri gerçekleşmiş. Ama Lozan Anlaşması'nın onaylanması ikinci meclis dönemindedir. 13 Ekim 1923'te Ankara'nın başkent yapılması, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi, İstanbul'un işgal kuvvetlerinden devralınması, 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması ve 1924 Anayasası'nın hazırlanması 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin faaliyetleri arasındadır. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtmeliyiz ki 1. Meclis'in birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin savaş meclisi olduğunu söyledik. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi ise inkılapları gerçekleştiren yani çağdaşlaşmayı ve modernleşmeyi sağlayan meclis olduğunu da belirtmeliyiz. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk faaliyetleri arasında Ankara'nın başkent yapılmasını söylemiştik. 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara başkenti ilan edildi. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığını ilan etmesiyle başkent konusu gündeme gelmişti. Bazı kesimler İstanbul'un başkent yapılmasını istediyse de uzun tartışmalar sonucu başkent Ankara yapıldı. Zaten daha önce milli mücadelenin merkezi de Ankara yapılmıştı. Sonrasında da yeni kurulan Türkiye devletinin başkenti ilan edildi. Peki Ankara'nın başkent yapılmasının sebepleri neler? Özellikle coğrafi konumu, yani ulaşım ve haberleşme imkanlarına uygun olması, güvenilir bir yerde olması, Türk devletinin Osmanlı devletinin devamı olmadığının gösterilmek istenmesidir. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekleştirdiği en önemli inkılaplardan ve gelişmelerden birisi de arkadaşlar 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesidir. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilan edilmesinin sebeplerine baktığımızda zaten en temel sebebin ulusal egemenliğin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Ve özellikle saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan devlet başkanlığı sorununu çözmektir. Arkadaşlar saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılmıştı biliyoruz. Dolayısıyla Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanıydı. Ancak devlet başkanlığı anlamında e, herhangi bir vasfı yoktu. Dolayısıyla bu devlet başkanlığı sorununu çözebilmek için de e, cumhuriyetin ilan edildiğini görüyoruz. E bunun dışında yeni kurulan bir Türkiye devleti vardı ve bağımsızlığını yeni sağlamış bir Türkiye devletiydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ulusal egemenlik hayata geçirilmişti. Ancak devletin resmi adı ve yönetim şekli henüz belli değildi. Dolayısıyla bu rejim bunalımını çözmek de Cumhuriyet'in ilanının temel sebeplerinden birisiydi. Ve biz birinci meclis döneminde meclis hükümeti sisteminin uygulandığını görüyorduk. Dolayısıyla meclis hükümeti sisteminin yol açtığı sorunlar ve hükümet krizinin ortaya çıkması da Cumhuriyet'in ilanının temel sebeplerinden birisidir. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi ve Cumhuriyet'in ilanının beraberinde çok da önemli sonuçlar getirdiğini görüyoruz ulusal egemenlik ilkesinin güçlendirildiğini. Dolayısıyla Türkiye devletinin yönetim şekli cumhuriyettir maddesinin anayasaya dahil edildiğini görmekteyiz. Mustafa Kemal ilk Cumhurbaşkanı olmuş, İsmet Paşa ilk Başbakan ve Ali Fethi Okyar ilk Meclis Başkanı olmuştur. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kabine sistemine ve güçler ayrılığı ilkesine geçilmiştir. Arkadaşlar 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde meclis hükümeti sistemi ve güçler birliği ilkesi vardı. Ancak cumhuriyetin ilanı ile artık 2. Meclis döneminde kabine sistemine geçilip güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Rejimin adı konulmuş ve devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir. Az önce belirttiğimiz gibi artık Türkiye devletinin yönetim şekli halkın kendi kendini yönetmesi esasına dayanan cumhuriyettir ve ilk cumhurbaşkanı da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve bununla birlikte de yeni yapılacak olan modern inkılaplar için zemin hazırlanmıştır. Cumhuriyet döneminde meydana gelen bir başka önemli gelişme ise halifeliğin kaldırılmasıdır. 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırıldığını görüyoruz biz. Sebeplerine baktığımızda ise devlet başkanlığında ikiliklerin ortaya çıkması. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir tarafta Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk vardı ve bir tarafta da Halife Abdülmecit Efendi vardı. Dolayısıyla Halife Abdülmecit Efendi bir devlet başkanı gibi hareket edip elçi gönderip elçi kabul etmeye başlamıştı. Dolayısıyla bu da devlet başkanlığında ikiliklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Bu ikiliklerin ortaya çıkması, rejim karşıtı olanların halifenin etrafında toplanarak rejimi tehdit etmeleri, Cumhuriyet yönetimi ve layıklık ilkesine halifelik gibi bir kurumun ters düşmesi, ve artık halifelik kurumunun İslam dünyasında birleştirici gücünü yitirmesi. Arkadaşlar halifeliğin kaldırılmasındaki önemli sebeplerden birisi de son maddedir. Biliyoruz ki 1. Dünya Savaşı'nda halife cihat ilan etmişti ama e, dünya Müslümanları çok da cihat ilanına e, uymamışlardı. Dolayısıyla halifelik artık bu döneme gelindiğinde sembolik bir kurum haline gelmiş, birleştirici gücünden yoksun hale gelmişti. Bu da halifeliğin kaldırılmasının sebeplerinden birisiydi. Ve buradaki notumuza göre 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan kanunla halifelik kaldırıldı. Ancak halifeliğin kaldırıldığı gün yani 3 Mart 1924 tarihinde biz önemli kararların da alındığını, önemli inkılapların da yapıldığını görüyoruz. Özellikle halifeliğin kaldırıldığı gün şeriye ve evkaf vekaletinin de kaldırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasında önemli bir inkılaptır şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması. Bunun yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurulduğunu görüyoruz. E bu özelliğiyle de Atatürk'ün laiklik ilkesiyle ilgilidir. Bunun dışında yine halifeliğin kaldırıldığı gün Erkan-ı Harbiye Vekaleti yani Savaş Bakanlığı kaldırıldı. Bunun yerine Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu. Bu da ordu ve siyasetin birbirinden ayrılması için önemli adımlardan birisidir ve cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Halifeliğin kaldırılmasının önemine baktığımızda Cumhuriyetçilik ve laiklik ilkelerinin güçlendirildiğini, inkılapların önündeki en büyük engelin ortadan kaldırıldığını, ulusal egemenlik ilkesinin pekiştirildiğini ve minniyetçilik ilkesinin gelişmesine de imkan sağladığını görmekteyiz. Arkadaşlar bunun dışında belirtmeliyiz ki halifeliğin kaldırıldığı gün yine 3 Mart 1924 tarihinde eğitim ve öğretim birliği anlamına gelen tevhidi tedrisat kanununun çıkartıldığını ve Osmanlı Hanedanı'nın ülke dışına çıkartılması kanununda yine mecliste çıkartıldığını Söylememiz gerekir. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen önemli olaylardan birisi de yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Kurtuluş Savaşı yıllarında biliyoruz ki teşkilatı esası adı verilen 1921 anayasası bulunmaktaydı. Ancak Cumhuriyet döneminde 1924 anayasası ilan edilmiştir. 1924 anayasasına göre Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyettir. Böylece rejim anayasada belirtilmiştir. Devletin dini İslam'dır. Devletin dini İslam'dır maddesine göre, 24 Anayasası laiklik ilkesine uygun bir anayasa değildir. Çünkü laik devletlerde devlet her dine ve her mezhebe ve her inanca eşit mesafede olmak zorundadır. Bu anlamda laik devletlerde devletin dini maddesi anayasalarda görülmez. Bu yüzden de 24 Anayasası laiklik ilkesine uygun bir anayasa değildir. Ancak zamanla laikleşen bir anayasadır. Bu madde 1928'de anayasadan çıkartılmış. 1937 yılında da laiklik ilkesi anayasaya dahil edilmiştir. Devletin resmi dili Türkçe, başkenti Ankara'dır. Güçler birliği geçerlidir, yargı bağımsızdır. Kanunlar önünde herkes eşittir. Seçimler 4 yılda bir yapılacaktır. 21 Anayasasına göre 2 yılda bir yapılacaktı seçimler. Ancak 24 Anayasasına göre seçimlerin 4 yılda bir yapılacağı belirtilmiş. Ve Cumhurbaşkanı 4 yıl için Meclis içinden ve meclis tarafından seçilecektir maddesi bulunmaktadır. Müzik